Evet, bugün misafirimiz var kahvaltıya ve kendilerine değişik bir tat kabak mücvere hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi kabakları önce rendeliyoruz. Kabaklarımızı önce güzelce rendeliyoruz. Bu arada düdüklüğümüzde de pişi için malzememiz, patatesimiz haşlanıyor. Biz bu arada kabaklarımızı rendelemeye devam ediyoruz. Biraz kalabalık olacağımız için iki tane büyük boy kabak rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi rendenin kalın tarafıyla rendelerseniz kabak daha belirgin olur, erimez. Kaynama var, yarı suyu programına katılsak vallahi herhalde bir dereceye gireriz. Evet, kabaklarımızı gördüğünüz gibi rendeledik. Rendeledik. Rendemizi güzelce temizledik. Şimdi efendim önceden hazırlamış olduğumuz dereotumuzu gördüğünüz gibi ince ince hazırladığımız rendelediğimiz kabaklarımızın üstüne böyle güzelce doğruyoruz. Dereotunun peşinden yine önceden hazırladığımız maydanozlarımızı doğruyoruz. Evet, yemeğe tat veren maydanoz ve dereotudur. Bunları hiçbir yemekten eksik etmeyelim. Hem vitamin açısından hem lezzet açısından. Evet, maydanozlarımızı da gördüğünüz gibi rendeledik. Ve şimdi bir miktar tuz atıyoruz. Tuzumuzu fazla atmıyoruz. Çünkü yengen olabilir. Ve bir miktar nane ilave ediyoruz. Şimdi harcımızı tamamlamak için belirli bir miktar un koyuyoruz. Bir miktar tungayağı ve zeytinyağı koyuyoruz. Evet, bu tungayağı ve zeytinyağı tungayağından geldiği için adı tungayağı ve zeytinyağı. Ve peşinden de yeterli miktarda yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtasının bol olması, çünkü kabağı bayağı fazla rendelediğimiz için yumurtanın bol olması hem tadını güzelleştirecek hem de yapışkanlığını artıracak. Evet. Daha sonra çekmecemizden kaşığımızı alıyoruz ve harcımızı gördüğünüz gibi güzelce karıştırıyoruz.
Evet. Güzelce karıştırıyoruz. Ununu iyice dağıtıyoruz ki fazla hamur olmasın. Hamur olmasın diye ununu güzelce dağıtıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi mücverimiz hazır. Mücverimiz hazır. Düdüklümüzü buradan alıp kenara koyuyoruz. Büyük boy tavamızı ocağımızın üstüne koyuyoruz. Önce tavamızın kızmasını bekliyoruz. Tavamız kızacak. Daha sonra hazırladığımız harcı, bu arada derli toplu bir ev erkeği olabilmek için kullandığınız malzemeleri böyle bir poşette topluyorsunuz. Ortalığı dağıtmamış oluyorsunuz. Evet, bir tavamız kızıyor. Yeterince kızdı. Gördüğünüz gibi belli bir miktar zeytinyağı demeyeyim, ayçiçek kızartma yağı koyuyoruz. Şöyle kameramızı şöyle alalım veya şöyle kızartmaları görecek şekilde, tavamızı görecek şekilde. Tavamızın içinde yağımız şu anda kızıyor. Yağımız kızıyor. Yağımız iyice kızdıktan sonra hazır olan mücver malzememizi şimdi şekil ağda göstereceğim gibi evet, bu şekilde alıyoruz. Şöyle bir ölçek kaşıkla kızgın yağın içine koyup yuvarlak bir şekil veriyoruz. Bunu ağır ateşte pişiriyoruz ki mücverimizin içi çiğ kalmasın. İçi çiğ kalmasın, pişsin. Evet. Gördüğünüz gibi mücverimiz pişmeye başladı. Hemen şuradan mücverimiz çevirebilmek için. Gördüğünüz gibi şöyle kaldırayım. Tavanın içini de göstereyim. Mücverlerimiz ağır ateşte, biraz hızlandırdık ateşi. Ağır ateşte pişiyor ve biraz sonra mücverimiz pişmiş olacak. Misafirlerimize ikrama hazır olacak. Bunun peşinden de pişi yapacağım. Pişileri de yapılışından kızartılışına kadar sizlere göstereceğim. Ev erkeği olmak zor yani. Afiyet olsun.